Altı içerisinde referans olarak tasarım nasıl yapılır bunu göreceğiz. Örneğin geliyorum. Şöyle çizgi komutumu aldım. Şöyle bir parça çizeceğim. Şöyle kenarda yuvarlatmalar yapalım. Şöyle beşlik olsun. Daha sonra geldim. Şuradan bir daire çizdim. Her zaman da o kadar basit parçalar olmasın dedik. Şöyle birazcık enteresan bir şeyler çizelim. Geldim, yolum da bu. Şöyle tamamı. Bunu çift tıklayarak da seçebilirdiniz. Ben böyle tek tek seçtim. Full pull dedim, yani tam ilerletme. O şekilde parçamı oluşturdum. Şu evlerimi sileyim. Ve şu cisme sağ tıkladım. Yeni bileşene taşı dedim. Bunu zaten görmüştük. Şimdi geliyorum. Sağ tıkladım. Tekrar yeni bileşen dedim. Ve bir parça oluşturacağım. Ama bu parçayı şundan referans alarak oluşturacağım. Geldim. Sketch dedim. Sketch'i nerede açacağım? Şu yüzeyde açacağım. Ve gelip dilerseniz şu çizgiyi alalım. Geldim. Taslağı yansıt dedim. Ve şu çizgi. Tamam. Geldim. Tekrar sketch açtım. Şu yüzeyde. Yine taslağı yansıt dedim. Ve şuraya aldım. Tekrar 3 boyuta geçtim. Şimdi bakın, bileşen birimi kapatıyorum. Ve sadece şöyle iki tane yüzeyim var. Gelip şunu seçtim. Şunu seçtim. Ve blend diyeceğim. Bu şekilde bir katım oluşacak. Onayladım. Ve parçamı da açayım. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir parçam oldu. Ama dikkat edin. Şu ayrı bir bileşen. Yani şu dediğim tam gözükmüyor öyle yapınca. Şu ayrı bir bileşen. Şu ayrı bir bileşen. Ben bunların arasında ilişki verebilirim. Yine birbirine göre konumlandırabilirim. Yani montaj içindeki bütün işlemleri yapabilirim. Fakat bu montaj işlemlerini yapabilmemin yanı sıra yine sanki katı çiziyormuşum gibi, bu tek bir parçaymış gibi, birbirinden bağımsız değilmiş gibi birbirinden referans alarak bu kadar basit şekilde yapabiliyorum. Ve gelip bir şey daha göstereyim. Bileşen bir aktif ettim. Pardon, bileşeni aç değil, sağ tıkladım. Bileşeni etkinleştir. Ve geldim. Şu yüzeyimi seçtim. Şu noktadan şöyle birazcık açacağım. Ve bakın, dikkat edin, şu parçam yine buna göre değişmiyor. Yani referansımı aldım ve daha sonrası tamamen benim bu parçayla ne yapacağıma bağlı. İlla ki şu parçayla birlikte hareket etmiyor. Yine gelip şu yüzeyimi seçtim. Şuraya aldım. Ve bunu açtım. Bu kadar esnek bir şekilde tasarımınızı yapabiliyorsunuz. Sizi herhangi bir kısıtlama altına sokmuyor böylelikle. Yine dilersen ben bunu şöyle bileşeni aç diyeyim. Bunun içinde farklı işlemler yaparım. Bunu istersen bir alt montajı çeviririm içine farklı parçalar çizerek. Veya bunu bu tasarımdan tamamen bağımsız hale getirmek istiyorum. Benim istediğim sadece buydu. Şu değişecek ama arada örneğin benim istediğim parça bu. Şunu gelirim, sağ tıklarım, kaynak derim. Şöyle hariciye dönüştür derim. Şöyle kaydedeceğim yeri göstermem gerekiyor. Masaüstü olsun. Tamam dedim. Ve masaüstüne kaydederim. Bu artık tamamen ayrı bir parça. Bu şekilde referanslı olarak da montaj çizimlerimizi kolayca yapabiliyoruz.